Merhaba sevgili öğrencilerim. Önemli bir konu. 4. sınıf matematik dersi kesir çeşitleriyle ilgili konu anlatımını, alıştırma etkinlikleri, soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Hemen başlayalım. Çocuklar, kesir çeşitlerini göreceğiz. Bunları sayı doğrusunda, model üzerinde göstermede ya da bununla ilgili alıştırmaları izleyeceğiz bu videoda. Öncelikle kesirlerin 3'e ayrıldığını söylemek istiyorum. Önemli bir konu. Basit kesirler, tam sayılı kesirler ve bileşik kesirler. Basit kesirlerin tanımı, kısa bir konu anlatımı yapmak istiyorum. Bir bütünden az miktarı gösteren kesirleri veya payı paydasından küçük olan kesirlere de. Çocuklar, basit kesirlerin 0 ile 1 arasında olduğunu da unutmayalım. Pastayı 8'e böldün, 5'ini yedin mesela, ya da buradaki örneğe bakalım. Pastayı 8'e böldün, 3'ünü yedin. Pastayı tam bitirmeyeceksin ama yediğinin de olması gerekiyor. Yani 0'dan büyük ve 1'den küçük olacak. Buraya baktığım zaman İkinci bir tanımda diyor ki payı paydasından küçük olan kesirlere denir diyor. 5 burada 10'dan küçük ya da 3 burada 8'den küçük. Biz bu tarz kesirlere basit kesirler diyoruz. Bir diğeri tam sayılı kesirler, bir bütün ve yanında bir tane basit kesirden oluşan kesirlere denir. 2 tam 4 bölü 5, 1 tam 5 bölü 9, 3 tam 3 bölü 6. Ekranda gördüğünüz modelde birinci tam sayımız, ikinci tam sayımız, diğer tamı da 5'e bölmüş 4'ünü boyamış. Buraya baktığım zaman bir tane tam sayımız var. Diğer bütüne baktığım zaman 9'a bölmüş 5 tanesinin boyadığını görüyorum. Önünde bir tam sayı olacak sevgili öğrencim. 2 gibi mesela, ya da 3 ya da 4, neyse artık. Birden büyük olduğunda unutmayalım bunun. Ve yanında bir basit kesir olması gerekiyor. Mesela 7'de 3 gibi. 2 tam 7'de 3. Bu bir tam sayılı kesirdir. Bileşik kesirlere de hemen kısaca bakalım. Bir bütünü veya daha fazla miktarı gösteren kesirlere bileşik kesir denir. Payı paydasına ya eşit olacak ya da pay paydadan büyük olacak. 8 bölü 5 mesela, 18 bölü 8, 19 bölü 12 kesirlerine baktığımda payın paydadan daha büyük olduğunu görüyorum. 8 bölü 5 bir bütünü işte baktığım zaman 5 parçaya bölmüş. İkinci bütünden de 3 parça almış. Payına 8 tane düşmüş. Tabi bir bütünde 5'e böldüğünü de unutmayalım. Ya da 18 bölü 8'e baktığım zaman bir bütünü 8 parçaya ayırmış. Burada 8 parça, burada 8 parça 16, 2 bütün de burada 18. Tabii bir bütünün de 8'e ayrıldığını unutmayalım. Şimdi hemen etkinliklerle konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. İlk etkinliğimiz geliyor. Aşağıda verilen kesirlerden basit kesir olanları kırmızıya, bileşik kesir olanları sarıya, tam sayılı kesir olanları yeşile boyayın diyor. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilir. Çocuklar, kırmızı boyama aldım. Basit kesir olanlar payı paydadan küçük olacak. Mesela 3 6'dan küçük. Bunu boyadım. Başka bakıyorum. 11 15'ten küçük. Mesela 1 bölü 4. Birim kesirlerin de basit kesir olduğunu unutmayalım lütfen. 18 bölü 25 yine basit bir kesirdir. 16 bölü 30 basit bir kesirdir. Başka da yok. Diğerleri bileşik kesir olanları da sarıya boya diyor. Bileşik kesir için payı paydadan büyük olması gerekiyor. 7 bölü 4 gibi. 8 bölü 6 gibi. 10 bölü 5 gibi ya da 5 bölü 2 gibi, 9 bölü 1 gibi. Tam sayılı kesir olanları da yeşile boya diyor. Tabi buradaki bileşik kesiri de lütfen unutmayalım. Şimdi de yeşil boyamızı aldık ve bunları da tam sayılı kesirler 2 tam 9 bölü 10 yeşile boyadım. 3 tam 6 bölü 8'i yeşile boyadım. 5 tam 2 bölü 6'yı yeşile boyadım. Bir etkinliğimizle devam edelim. Aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarına karşılık gelen kesirleri ve bu kesirlerin okunuşlarını noktalı yere yazınız diyor bize. Çocuklar, buna baktığım zaman bir bütünü 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölmüşler değil mi? Ben bunun okunuşunu öncelikle yazmak istiyorum. 6'da kaçını boyamışlar? 2. 6'da 2 dedik. Bunu kesir olarak göstereceğim. 6'da 2. Çocuklar, aşağıdaki sayımız payda. Yukarıdaki sayımız pay. Kaç parçaya bölündüyse payda yazıyorum, yani aşağıya yazıyorum. Kaçı boyalı ya da taralıysa onu da pay kısmına, yani yukarıya yazıyorum. Buraya baktığım zaman 4, 8, 12, 16, 20 parçaya bölmüşler. 4, 8, 12, 13 parçasını boyamışlar. Ben bunu 20'de 13 şeklinde okuyabilirim. 20'de 13 kesrimizin okunuşu. 13 bölü 20'de derim ama daha çok 4. sınıfta karşınıza D-D'li okunuş çıkıyor. Ve kesir olarak da hemen bunu yazalım. 20'de 13'ü. Başka bir etkinliğimize geldik. Etkinliklerden sonra test sorularıyla da yine karşınızda olacağız. Bu videoda yine sevgili öğrenciler aşağıdaki sayı doğrularında işaretlenmiş noktalara karşılık gelen kesirleri yazınız diyor bize. Şimdi çocuklar burada nokta yerine aralık saymakta fayda var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşinci, altıncı, yedincisi ve sekizincisi. Bu 0 ile 1 arası 8'e bölünmüş 2 tane ilerlemiş. Yine aynı sayı doğrusunda 8'e bölmüş 6 tane ilerlediğini görüyorum. Biri 8'de 2'dir, birisi de 8'de 6'dır. Yine 0 ile 1 arasına bakıyorum sevgili öğrenciler. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parçaya ayrıldığını görüyorum. Çocuklar 14 parçaya ayrılmış, bir tane ilerlemiş. Birincisini yazdım. Diğer kutuya bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14'e ayırmış ve 7 tane ilerlemiş. Tabi burada başlangıçtaki noktayı lütfen sayma. Çünkü ondan sonra gelen o 0'dır çocuklar. Ondan sonra gelen 1'dir. O zaman 1 diyorsan 0 noktasından sağındaki ilk noktadan başlaman gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Bir de en sondaki kutu artık 1'e yakındır. Şimdi 14'e bölünmüş 1 ne olur burada? 14'te 14 olur değil mi? O zaman geri doğru gidelim. 14'te 14 bir gerisi, 14'te 13 bir gerisi, 14'te 12'nin olması gerekiyor. Baktığım zaman yine 0 ve 1 arasını birinci parça, ikinci parça, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı ve yedincisi. Çocuklar hepsini de 7'ye bölmüş. 7'ye bölmüş 3 tane ilerlemiş. Buraya bakıyorum. Bunu bileşik kesir olarak da yazabilirim. Tam sayılı kesir olarak da yazabilirim. İsterseniz 1 ve 2 arasını tam sayılı kesir olarak yazın. 1 tamı geçmiş, kesir çizgisini çektim. 1 ve 2 arasını 7'ye bölmüş ve geldiği nokta 1'den itibaren ikinci nokta. 1 tam 7'de 2 diyebiliriz. Yine 1 tam dediğim 7'ye bölmüş yazıldı. 2 burada 7'de 7'den önce gelen. O da 7'de 6 olur. 2 ve 3 arasındakileri de bileşik kesir olarak yazalım. Şimdi 0'dan 1'e kadar geldik. Bu 7'de 7. 7 parçaya ayrılmış. Burada da bir 7 parça karşımıza çıktı. Oldu sana 14. Değil mi? Şimdi bir kere kesir çizgisine payda da 7 yazalım. Buraya da 7 yazalım. 14'ü saydık. Devamı 15. Bir sonrası 16. Bir sonrası 17. 17'yi yazdım. Devam ediyorum. 17. Bir sonrası 18, 19 ve 20. Burasında 20 bölü 7 ya da 7'de 20'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer etkinliğimizde aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Baktığım zaman 9'da 4. Biraz daha büyütmek istiyorum sevgili öğrencim bunu. Şimdi buraya baktığım zaman bir basit kesir olduğunu unutmayalım. Öncelikle bunun hangi sayılar arasında olduğuna karar vermek gerekiyor. Basit kesir 0 ile 1 arasında olur değil mi? 0 ile 1 arasını 9'a böleceğim. Öncelikle tabii kareli kağıdım olsaydı daha iyi bölme, daha iyi çizim yapabilirdim ama önce 3 parçaya böldüm. Sonra çıkan parçaları da 3 parçaya bölünce herhalde 9'a bölmüş olurum diye düşünüyorum çocuklar. 9'a böldüm. Sonra da 4 parça kadar ilerlemem gerekiyor. Bu 0 çizgisi. Bunu saymayacaksın. Bundan sonra gelen bu birinci, bu ikinci, burası üçüncü, burası da dördüncü. İşte sana 9'da 4 ya da 4 bölü 9 diyebilirim. Peki bunu gösterdik, sildik ve hemen diğerine geçiyoruz. 12'de 5 diyor sevgili öğrenciler. Bunu da nasıl yapalım? Önce ortadan 2'ye bölelim. Her bir parçayı 6'ya bölmem gerekiyor. Çocuklar bunu da ortadan 2'ye bölüp şöyle 2 çizgi atarsam yani ilk parçayı 6'ya bölmüş olurum. Ortadan 2'ye böldüm. 2 çizgi atarsam herhalde 12 parçaya ayrılmış olur diye düşünüyorum. 12'de 5. Basit bir kesirdir. 0 ile 1 arasında olur. Baştakini lütfen sayma çünkü burası 0'dır artık sevgili öğrenciler. 0'dan sonra gelene 12'de 1 sonrasına, 12'de 2 sonrasına, 12'de 3 sonrasına, 12'de 4 ve sonrasına 12'de 5 diyebilirsin. 12'de 5'imizi de bu şekilde yazdık. Peki bunu da sildim, bunu da gösterdik. Diğerlerine bakalım sevgili öğrencilerim. Bu 9'da 4'ü sileyim çünkü oradaki tam sayılı kesiri gösterelim. 2 tam 5 bölü 8. Ne demek bu pasta olarak biliyor musun? Ben 2 pastayı bitirdim. 3. pastayı 8'e böldüm. 5 dilim yedim. Yani sen o kesrin, o tam sayılı kesrin 2 ile 3 arasında olduğunu bilmen gerekiyor. Şimdi 2 tam 8'de 5'i nasıl gösterebiliriz? Bir kere 2 tam sayısı var zaten bunun. Şuraya kadar bir 2 tamımız olsun. Tamam mı? 2 ile 3 arasını 8'e böleceğim. Biraz daha büyük olsaydı daha iyi olurdu ama ekrana sığdığı kadar artık. Ortadan 2'ye böldüm. Yine ortadan 2'ye böldüm. Çıkan parçaları da ortadan 2'ye bölsem önce 4 parça. Burası yine aynı şekilde. Çıkan parçaları 2'ye bölersem evet şu anda 8 parça oluşturduk. 2 tam kadar geldim. 8'de 5. 8'de 1, 8'de 2, 8'de 3, 8'de 4 ve sonrası da 8'de 5. Geldiğimiz en son noktaya da 2 tam 8'de 5 diyebiliriz. Sorularla devam edelim. Test sorularına daha gelmedik. A artı 3 kesiri bir basit kesirdir. Buna göre A yerine yazılabilecek en büyük sayının kaç olduğunu bulalım. Bu bir klasik bir sorudur çocuklar. Karşınıza çıkar. Bunun şimdi diyor ki bize bu bir basit kesirmiş diyor. Basit kesirse payın paydadan küçük olması gerekiyor. Yani ben oradaki A artı 3. A orada bir sayı gösteriyor. 12'den küçük olmasını sağlayacağım. Ve ben buraya yazabileceğim en büyük sayıyı benden istiyor. Onu da unutmayalım. Mesela ben buraya 9 yazarsam 9'da 3'ün toplamı 12. 12 12'ye eşit oluyor maalesef. O zaman 9 olmadı. 9 biraz büyük geldi. Peki 9'dan küçük bir sayı yazarsam 8. 8 3 daha 11 eder. 11 de 12'den küçük. Demek ki ben oraya A yerine yani 8 yazabilirim. Ben buraya 7 yazarsam 7 3 daha 10 eder. 10 da 12'den küçük bir sayıdır. Çocuklar 8'den başladık geriye doğru bütün sayıları yazabiliyoruz herhalde. 8'i yazarız, 7'yi yazarız, 6 olur, 5 olur, 4 olur. Bu gider değil mi? Bunlar arasında yazılabilecek en büyük sayı istiyor bizden. O da 8 olur tabii ki. Bir diğer etkinliğimizle devam edelim. Çocuklar model üzerinde gösterme de yine önemli bir etkinlik. Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekiller üzerindeki boyalı bölgelerin ifade ettiği kesir sayılarını karşılarına yazınız diyor. Çocuklar baktığım zaman kesir çizgisini çekiyorsun. Kaça bölmüş? 5'e. Kaçını boyamış? 4'ünü. 5'te 4. Kesir çizgisini çektim. Kaça bölmüş? 9'a. Kaçını boyamış? 5'i. 9'da 5 diyebilirim o zaman. Buraya baktığım zaman 3 parçası boyalı çocuklar. Dikkat edelim lütfen. 2, 4, 4 de yukarıda 8. Kesir çizgisini çektin. 8'e bölmüş. 3 parçasını boyamış. Bunun da 8'de 3 kesirine karşılık geldiğini bulabilirim. Test sorularıyla devam edelim. Yukarıdaki bütün eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin gösterdiği kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kesir çizgisini çektik. Bakın 4 yukarıdaki satırda bulunan kare. 4 ortada, 4 de aşağıda 12. Bu 12'ye ayrılmış değil mi? 12'ye ayrılmış sayacaksın. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci. 12'ye ayrılmış, 8'i boyanmış, taranmış ya da neyse. 12'de 8. Doğru cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bir basit kesirdir? Basit kesir olabilmesi için payı paydasından küçük olacak. Eşit değil, büyük değil, küçük olacak. Mesela 9 5'ten büyük, 6 3'ten büyük, 7 5'ten büyük. Bunlar bileşik kesirdir ama 2 3'ten maalesef büyük değil, küçük. Onun için basit kesirdir. Bir diğeri A bölü B kesirinde A'ya pay ve B'ye payda denir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. A pay, paydanın tanımını vermiş. B bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Kesinlikle doğru kenarda kalsın. B bütünün eş parçalarından kaç tanesinin alındığını gösterir. Payın görevidir bu. B burada payda durumundadır. A kaç tane bütün olduğunu gösterir. O da yanlış sevgili öğrencim. Doğru cevabım B seçeneği. B burada paydadır ve bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. A ise ayrılan parçalardan kaç tanesinin alındığını, tarandığını ya da boyandığını, payına kaç tane düştüğünü gösterir. Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerden hangisindeki boyalı bölge 8'de 3 kesri ile ifade edilebilir diyor. 2, 4, 6, 8 bak 9'a bölmüş bunu işte 5'ini boyamış ya da 2, 4, 5'ini. 8'e bölmüş 5'ini boyamış. Evet 8'de 3'ü bizden istiyor. A seçeneği olmadı. Bakıyorum 2, 4 hatta hepsi de 8'e bölmüş değil mi? 8'e bölmüş 7'sini boyamış. 8'e bölmüş 1'ini boyamış. 8'e bölmüş 3 parçasını boyamış. Doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz bir bütünden alınan bir bölüm 7'de 3 kesri ile ifade ediliyor. Buna göre bu bütün kaç eş parçaya ayrılmıştır? 7 eş parçaya ayrılmıştır. 3 tanesi de boyanmıştır, taranmıştır ya da alınmıştır. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz 25 lira paranın 13 lirası harcandı. Harcanan paranın kesirle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada şuna dikkat edelim. Harcanan para diyor ya, bazen geriye kalan da diyebilir. Yani beni orada ters köşe de yapabilir. Sevgili öğrenciler, ona da lütfen dikkat edelim. Burada şimdi kesirle ifadesini soruyor, tamam mı? Hemen sen bir kesir çizgisini çektin. Toplam bütünümüz paramızın tamamı ne kadar? Bunu payda yazıyorsun. Kaç lirası harcandı? 13. Bizden bunu istiyor. Geri kalan isteseydi bu sefer 25'ten 13 çıkartıp 12 demem gerekiyor. 25'te 13. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuzda devam edelim. Yıldız bölü 9 kesri bir basit kesirdir. Buna göre yıldız yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz? Basit kesirse yıldızın burada 9'dan küçük olması gerekiyor. 9'dan küçük sayılar. 8 olur, 7 olur, 1 olur, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hepsi olur ama oraya 9 ve 9'dan büyük bir sayı yazılamaz maalesef. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz T artı 2 bölü 15 kesri basit kesirdir. T'yi orada bir sayı gibi düşünebilirsin. Buna göre T yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Şimdi diyor ki bu bir basit kesirdir. Yukarıya 14 gezecek. Seçeneklerde 14'ü arıyor mesela. Hayır sevgili öğrencim. Sen yukarıdaki sayıya yazabileceğin en büyük sayı 14 değil mi? Tamam. T artı 2 14 olur. Unutma, T 14 değildir. T artı 2 14'tür. O zaman T'nin burada eşitliği sağlaması için 12 olması gerekmiyor mu? 12 ile 2'yi toplarsam 14 olur. Ve o bir basit kesir. Hatta en büyük basit kesire ulaşır. 12 cevabı, doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Sayı doğrusunda A ile gösterilen yere aşağıdaki kesirlerden hangisi gelir diyor bize. Çocuklar nokta sayarsan yanılabilirsin. Aralık say lütfen. 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 0 ile 1 arası 8 parçaya bölünmüş. Devam edelim. 0'ı sayma lütfen. 0'dan sonra gelen 1. 8'de 1, 8'de 2, 8'de 3, 8'de 4 ve 8'de 5. Yani A'nın geldiği burada 5. nokta, 5. çizgi. 8'de 5. Doğru cevabım C seçeneğidir. Güzel bir soruyla devam edelim. 4'ten 1 bölü 4 kesirinde kesirin birimlerinden kaç tane vardır diyor bize. Şimdi çocuklar burada bir tam olsun. Bunu modelle gösterelim. Bu bizim ikinci tam sayımız olsun. Bu bizim üçüncü tam sayımız olsun. Bu bizim dördüncü tam sayımız olsun. Bu bizim beşinci tam sayımız olsun. Şöyle yapalım. Şimdi bunun diyor birim kesirlerinden kaç tane vardır? Çocuklar dörtte bir, yandakine dikkat et. Yani bir bütünü 4 eşit parçaya böl diyor bize. Şöyle böldüm 2 parça. Şöyle böldüm. Şöyle böldüm. İşte sana bunun birim kesri dörtte bir. Değil mi? Peki bu dörtte birlerden kaç tane var her bir bütünde? 4 tane yok mu? Evet 4 tane var. 4 bunda var. 4 bunda var 8. 4 bunda var 12. 4 bunda var 16. En son bir tane daha 1 bölü 4 yok mu? Şurada da yine 4'te 1 var. Yani burada da bir tane birim kesir var. 16'nın üstüne bir tane daha ekler 17'yi bulabilirim. Tabi ilerleyen dönemlerde bunu bileşik kesire çevireceksin. 17 bölü 4'e eşit olduğunu göreceksin. 17 bölü 4'ten de 1 bölü 4 içerisinde toplamda 17 tane var. Bu şekilde de bulabilirsin. Doğru cevap D seçeneği. Çocuklar dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.